Cin Suresi O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın adıyla Habibim de ki gerçekten bana şu hakikat vah yolundu ki cinlerden bir topluluk Kur'an'ı dinlediler ve dediler ki gerçekten biz insan sözüne hiç benzemeyen nazmında ve manasında diğer kitaplardan tamamen farklı olan çok şaşılacak bir Kur'an işittik. O kitap doğruya, tevhide ve imana ulaştırmaktadır. Biz de hemen o Kur'an'a iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiçbir kimseyi de asla ortak koşmayacağız. Bir hakikat de gerçekten şudur ki Rabbimizin azameti daima pek yüce olmuştur. O Allah bir eş de bir çocuk da edinmemiştir. Yine şu muhakkak ki bizim cahilimiz olan iblis ve ona uyan azgın cinler Allah'a karşı gelip kendisine eş ve çocuk isnat ederek onun hakkında haddi aşan hakikaten pek uzak bir söz söylemekteydi. Şüphesiz ki biz insanlar ve cinler Allah'a karşı asla bir yalan söyleyemeyiz, söyleyemez diye sanmıştık. Şüphesiz ki biz insanlar ve cinler Allah'a karşı asla yalan, asla bir yalan söyleyemez diye sanmıştık. İşte onun için bu zamana kadar iblise uymuştuk. Ama şimdi Kur'an bize onların yalanını, yanlışını açıklayınca İblis'i terk edip ahir zaman peygamberine iman ettik diyerek cinler sözlerini bitirdiler. Habibim bundan sonra onlara de ki ey Mekke müşrikleri yine bana şöyle vahyolundu. Şüphesiz şu da bir hakikat ki insanlardan bir takım erkekler sürekli cinlerden bir takım erkeklere sığınmakta bulunmuştular da Böylece bu şekilde cinlere sığınanlar kibir ve azgınlık bakımından onları artırmıştılar. Rivayete göre cahiliyet devrinde Araplardan biri yolculuğu esnasında ıssız, sessiz, korkunç bir arazide gecelemek zorunda kalınca orada bulunan cinlerin büyüklüğünü kas kast ederek kavminin beyinsizlerinin şerrinden bu vadinin efendisine sığınırım derdi ve böylece sabaha kadar güvenlik içerisinde yatardı. İşte bu cinlerin reislerinin kibirlerini artırdığı için onlar cinlerin de insanların da efendisi biziz derlerdi. Cinler aralarındaki konuşmalarını şöyle sürdürdüler. Gerçekten o müşrik insanlar da sizin evvelce zannettiğiniz gibi Allah'ın hiçbir kimseyi ölümünün ardından asla diriltmeyeceğini zannetmiştiler. Allah'ın hiçbir kimseyi peygamber olarak kimseye göndermeyeceğini sanmıştılar.'' Ama evvelce müşrik olan insanlar şimdi Kur'an'ı dinleyerek peygamberi ve dirilmeyi kabul ettiler. Artık siz de ayetleri dinleyince iman etmeyi düşünmüyor musunuz? Muhakkak ki biz evvelce olduğu gibi yine göğe ulaşmak ve onun halkının konuştuklarını dinlemek istedik ama onu kuvvetli bekçiler olan meleklerle ve yıldızlardan kopup aşağı doğru kaydığı görünen parlak bir takım ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk ve bu nedenle göklerden uzak tutulduk. Halbuki daha önce biz meleklerin aralarında konuştukları gaybi haberleri dinlemek için onun bir kısmında bir takım oturma yerlerine ulaşıp oturma imkanı buluyorduk. Ama şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam gönderildikten sonra içimizden her kim gök haberlerini dinlemeye kalkışırsa orada kendisini yakıp helak etmek için gözetip bekleyici olan parlak bir ateş parçası bulur. Şüphesiz biz bilmiyoruz ki gök tabakaları cinlerden ve şeytanlardan korunarak yerde olan kimselere bir şer mi murat edilmiştir ya da Rableri onlara bir hayır mı murad etmiştir? Hakikaten biz cinler öyle bir toplumuz ki içimizden imanlı ve takva sahibi salih kimseler de vardır. Ey dinleyen işte sana yine bizden salah ve takvada kemale ulaşamayıp bunun aşağısında olanlar da vardır. Biz öteden beri farklı farklı bir takım yollara dinlere ve mezheplere sahip varlıklar olmuşuzdur. Bir de muhakkak biz şunu yakinen bilmişizdir ki Allah'ı asla gökte de yerde de aciz bırakamayız ve yerden göğe kaçışla bile onu asla acize düşüremeyiz. Yine şüphesiz biz o hidayetin ta kendisi olan Kur'an-ı Kerim'i işittiğimiz anda ona iman ettik. İşte bizim gibi kim Rabbine iman ederse artık o kişi sevabında bir noksanlık yapılmasından da kendisine bir zillet ve alçaklık isabet edip onu kuşatmasından da korkmaz. Hem muhakkak ki biz cinler topluluğu var ya, içimizden Müslümanlar da vardır, yine bizden doğru yolu bırakıp sapan kimseler de vardır. Artık her kim Müslüman olursa, ey Müslüman işte sana onlar büyük bir hidayet arayışında bulunmuş ve hakkı bulmuşturlar. Ama o haktan sapanlar var ya işte onlar da cehenneme odun olmuşturlar. Habibim bundan sonra onlara de ki yine bana Rabbimin şöyle buyurduğu vahyolundu. Şu da bir gerçek ki eğer o cinler ve insanlar İslam'ın emir ve yasaklarına hakkıyla riayet ederek o yüce yol üzere istikamet ede Bilselerdi elbette biz onları pek bol bir suyla suvarır ve rızıklarını bollaştırırdık. Onları bu hususta imtihan edenin muamelesine tabi edelim de nimetlerimize şükredip etmeyeceklerini herkese gösterelim diye böyle yapardık. Ama her kim Rabbinin kitabından tevhidinden, ibadetinden, öğütlerinden, ibaret olan zikrinden yüz çevirirse o Allah onu gittikçe şiddeti artıp onu mağlup ederek kendisine üstün gelecek çok meşakkatli bir büyük azaba girdirir. Bana vah yolunanlardan biri de şudur ki şüphesiz Allah için namaz kılsın diye bina edilmiş olan Allah için namaz kılınsın diye bina edilmiş olan o mescitler Allah'a mahsustur. Artık Yahudi ve Hristiyanlar mabetlerine girdiklerinde şirk koştukları gibi siz de camilerde Allah ile birlikte hiçbir kimseye ibadet etmeyin. Yine hakikat şu ki Allah'ın en büyük kulu olma vasfı şereflenmiş Muhammed aleyhissalatu vesselam ona ibadet eder olduğu halde sabah namazının kıyamında bulunduğu zaman onlar onlarca cin onun etrafında izdiham ederek keçeler gibi birbirine girmiş hatta birbirini ezecek bir takım topluluklar olmaya pek yaklaşmış tırlar pek yaklaşmış tırlar İbn Mesud ve İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet olunduğuna göre Resulullah Salatu vesselam Mekke vadilerinden bir olan Nahle mevkiinde ashabına sabah namazını kıldırıyorken kalabalık bir cin topluluğu onun ibadetini gördüklerinde ve kıyam, rükû secde gibi hallerinde ashabının cemaat olarak ona uymasını izleyip kıraatini işittiklerinde o güne kadar hiç görmedikleri böyle bir manzara karşısında hayran kaldıkları için Resulullah aleyhissalatu ve selamın başına toplandılar ve ayeti kerimede beyan edildiği üzere Resulullah aleyhissalatu ve selamın namazını takip edelim diye ona yakın olmak için çıkan izdihamda az kalsın birbirini ezecektiler. Habibim o cinlere de ki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak etmem. Benim vazifem ancak ona ibadet olup ben de bu yükümlülüğümü yerine getiriyorum. Bunda şaşılacak ne var ki ona ibadetimi seyretmek için izdiham yapıyorsunuz. Habibim de ki muhakkak ben sizin için ne bir zararı savuşturmaya ne de bir fayda kazandırmaya güç yetiremem de ki şüphesiz ki ben hakkımda bir kötülük murat etmesi durumunda hakkımda bir kötülük murad etmesi durumunda Allah'tan beni kimse asla kurtaramaz ve kesinlikle ben ondan başka meyledecek bir sığınak da bulamam. İbn Mesud <laughs> İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre cinler Resulullah aleyhissalatu vesselama yanaşmak için izdiham çıkardıkları zaman onların efendisi konumunda olan Verdan Ya Resulallah istersen onları senden uzaklaştırayım dediğinde Allahu Teala Habibine ona bu ayetle cevap vermesini emretmiştir. Lakin Allah tarafından bir tebliğe ve onun elçiliklerini size bildirmeye gücüm yeter. Ama her kim benim ulaştırdığım bu hükümleri kabullenmeyerek Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık Şüphesiz onun için kafirlerin sonsuza kadar içerisinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi vardır. Kafirler inatlarını sürdürerek müminleri aşağılamaya devam edeceklerdir. Nihayet tehdit olundukları o azap dolu şeyleri gördükleri zaman artık yakında yardımcı bakımından daha zayıf ve sayıca daha az olan kimmiş bileceklerdir. Habibim de ki tehdit olunduğunuz şey çok yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin edecek bilemiyorum. O yüce Rabbim bütün kayıpları ve gizlileri bilendir. Artık o hiçbir kimseyi gaybına, gizli ilimlerine vakıf kılmaz. Ancak bazı gaypları bildirmek üzere kulları içerisinden seçip razı olmuş olduğu bir Resul müstesna. Zira muhakkak ki o Allahu Teala onun önünden ve ardından gözcülük yapan bir takım bekçiler dizer ve o peygamber vahyi tebliğ edinceye kadar onlar onu şeytanların vesveselerinden ve katmalarından korurlar. Bazıları bu ayetten yola çıkıp keramet olarak evliyaullah'a bir takım gaybıların bildirilebileceğini inkar etmişlerdir. Oysa bu büyük bir cehaletten kaynaklanmaktadır. Zira bu ayet-i kerimenin zahirine bakılarak gayblerin sadece rasullere bildirildiği hükmüne varılacak olsa meleklere de nebilere de hiçbir gaybın bildirilmediğini kabullenmek gerekir. Dolayısıyla burada Allahu Teala'nın bütün gayblarını rasullerine bildirdiği manası çıkarılamayacağı gibi rasul olmayan ne meleğe ne nebiye ne de veliye hiçbir gaybı bildirmeyeceği hükmüne de varılamaz. Nitekim Hızır aleyhisselam gibi peygamberliği ihtilaflı olan bir zata nice gaybların bildirildiği Kur'an-ı Kerim'in açık beyanları Kef suresi ile Kef suresindeki ayetler ile sabittir. Ayrıca sahihinde geçmiş ümmetlerde olduğu gibi bu ümmette de ilhama mazhar muhaddes kullar bulunduğu bildirilmiştir. O halde burada peygamberlere tahsis edilen bildirme vasıtasız olarak sadece vahiy yoluyla olan ayan beyan bir bildirme şeklidir. Velilere ise rüya Sahih keşif, feraset ya da ilham gibi vasıtalarla bazı gaybi konular bildirilmektedir ama bu peygamberlere bildirilen gibi kesin ilim ifade etmez. Ayrıca bu bildirim rasule asaleten veliye ise tebaiyet yoluyla yapıldığından her velinin Her velinin kerameti tabi olduğu peygamber için bir mucize kabul edilmektedir. Ta ki o kendisine vahiy gönderilen peygamber bilsin ki ona vahiy getiren Cibril ve meleklerden onun refakatinde bulunanlar... ...Rablerinin elçiliklerini gerçekten tevli etmiştirler. Zaten o Rableri onlara vahiy getiren melaike kiramın yanlarında bulunan şeyleri kuşatıcı şekilde bilmiştir. Ve onu o Allahu Teala yağmur damlalarına ve kum tanelerine varıncaya kadar bütün mahlukatı olmuş olacak her şeyi adediyle tek tek sayıp tespit etmiştir.